Yağmurlu günlerden merhabalar. Haylaz'ın anne krizi tuttuğu için akşamdan beri normalde, hatta dünden beri normalde video çekmeye çalışıyorum. Salçayı nasıl yapıyoruz biz Adanalılar, biz ailece diyerekten, ama henüz nasip olmadı. Salçayı yaptım ama esas anlatmak istediğim, normalde eğer blog ve video'yu takip ediyorsanız ben Adanalıyım. Adana'da Mersin'de biber zamanı en az alan bir 500 kilo, 1 ton arası biberi alırdı en azından eskiden benim orada olduğum dönemlerde. Komşu kadınlar toplanır, biberler yapılır, temizlenir, edilir, çekilir falan filan. Ama bu esnada bir adet vardı. Dili geçmiş zamanı kullanıyorum mecburen, bilmediğim için şu anki durumu. Bir adet vardı, biber kiminse hemen evine çıkarır, temizler. İki kavurur, üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirir, çayını demler, aşağıya kimler varsa artık onların yanına indirirdi. Bu bizde bir adetti. Günümüzde maalesef komşuluk ilişkileri eskisi kadar kalmadığından dolayı şu anki durumunu bilemiyorum. Biberlerin büyük çoğunluğunu yaptım. Ben aynı zamanda biber yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum. Bir kısmını hani yalandan kavurup böyle öldürüp poşetleyip buzluğa atıyorum. Kış boyu veya sonrasına çıkarıp az bir sarımsaklı yoğurt üzerine de varsa eğer taze rezeneyle müthiş oluyor. İster içki mezesi yapın, ister yemek yanına salata olarak yapın, gerçekten beğeneceğinize inanıyorum. Şu anda bunları temizledim. Bu sene çekirdeklerini de kullanıyorum hatta. Salçayı ne yaptık? Salçayı hazırladık. Büyük oranda temizledim. Hatta acı biber olaraktan da bahçeden topladım. Onu da bilahare ekleyeceğim. Ah bebe, bilahare ekleyeceğim. Şu anda yaklaşık olarak 20-25 kilo kadar biberi temizledim. Geri kalan biberi de kavuracağım, buzluğa atmak üzere. Azimle çalışmaya devam ediyorum. Bebelerim de bana izleyicilik yapmaya devam ediyorlar. Dışarıdaki bebeler de aynı şekilde Adana'da aptal çalıp çingen oynuyor derler. Benim durumum şu aralar tam da böyle. Görüşmek üzere.